Bangladeş'te. Anadolu Gençliklerine İnegöl Şubesi tarafından organize edilen İshak Paşa Camii'nde ikindi namazına mütakip emekli imam Bekir Çelik nezaretinde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Salavat-ı şerife. Cenazeye Anadolu Gençliklerine yönetimi ile kalabalık cemaat katıldı. Ashab-ı kiramın şehitlerinin, Bedir şehitlerinin, Uhud şehitlerinin ruhlarına da hediye edip ulaştır ya Rabbi. Bütün şühadanın ruhlarına hediye edip ihsan eyle ya Rabbi. Minel mevarizden neşarik tahtat turab doğamıza muhtaç. Ne kadar mümin mümkünat varsa zillesinin ruhlarına da hediye edip ihsan eyle ya Rabbi. Cenaze namazının ardından Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Şube Başkanı Mustafa Özkan bir basın açıklaması yaptı. Bangladeş'te Cemaat-i İslami Teşkilatı'nın önemli isimlerinden Muhammed Kamaruzzaman, Bangladeş'te tutuklu bulunduğu cezaevinde hakka yürümüştür. Yüce Allah cihadını ve şehadetini kabul eylesin. Kamaruzzaman, Bangladeş hükümeti tarafından 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında işlenen suçların araştırılması için 2010 yılında kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Mayıs 2015'te de şahsına karşı uydurma suçlamalardan Kamaruzzaman'ı suçlu bulmuş ve idama mahkum etmişti. Hakkındaki iddiaların siyasi olduğunu savunan Kamaruzzaman, savaş boyunca köyünde kaldığını ileri sürerek suçları reddetmiş ve kararı temize götürmüştü. Ancak adaletin yoksun olduğu bir sistemde başvurduğu hukuki yollar bir çözüm olmamış ve dün akşam saatlerinde idam edilmiştir. Öncelikle bir insanın yaşama hakkının olduğunu, bunun insanın temel haklarının başında geldiğini biliyoruz. Bangladeş'teki idam cezalarının o ülkedeki insana verilen değerin ne denli aşağılık olduğu açıktır. Bu gibi ölümlerin ne işe yaradığını, kime ne fayda getirdiğini, insanlığa ne gibi haklar sunduğunu, dünya barışına katkıda bulunup bulunmadığını gerçekten çok merak ediyoruz. Bu idamlar ve işkenceler ortaca zihniyetinden öte değildir. Irkçı emperyalizmin kadrolarının İslam coğrafyasını parçalayarak ve Müslümanların direnişini kırarak küresel sömürü sistemini devam ettirebileceklerini düşünmeleri tam bir hayaldir. Çünkü Allah'ın vaadi vardır. Yeryüzünde zulüm ebediyen devam edemez. Hiçbir plan, hiçbir güç merkezi, hiçbir teknoloji Allah'ın vaadinden daha büyük değildir. Mutlaka bu karanlık dönem bitecek ve yeryüzü ırkçı emperyalistlerin kirli ellerinden kurtulacaktır. Yapılan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı. Kelimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi.